Hazır cemreler suya, toprağa, havaya düşmüşken, Yaren Leylek de Bursa'ya gelmişken baharla ilgili konulardan bahsetmek lazım. Bahar bazılarımız için enerji, neşe, mutluluk getirse de bazılarımız özellikle alerjik bünyeye sahip olan kişiler için oldukça zor geçebilmekte. Burada hem polen alerjisi temelinde ama bu kişiler çoğunlukla zaten başka şeylere karşı da alerjik bünyeye sahip oldukları için alerji denince ilk akla gelen moleküllerden bir tanesi kuersetinden bahsetmek istiyorum. Daha önce aslında bahar alerjisiyle ilgili çektiğim videolarda kuersetinden kısaca bahsettik. Ama bugün kuersetini başlı başına bir video ile sizlere anlatmak istedim. Kuersetin nedir? Bitkilerde bulunan flavonoidler dediğimiz bazı moleküller var. Bunlar bitkiye rengini, tadını, kokusunu veren moleküller. Mesela yeşil çaydan bahsederken epigallok ateşin gallattan bahsetmiştik. Veya kırmızı mor meyvelerde ne var? Antosiyanidin dediğimiz moleküller var. Mesela kramberide proantosiyanidin dediğimiz bir molekül idrar yolu enfeksiyonlarından bizi koruyabiliyordu. İşte kuersetin de bu flavonoid dediğimiz moleküllerden bir tanesi ve bitkilerde en bol bulunan flavonoldür. Kuarsetin özellikle soğanda bol miktarda bulunuyor. Ayrıca elma, karnabahar, üzüm, brokoli, kiraz, domates gibi besinlerde de kuarsetin bulunmakta. Doğada başka bitkilerde de var. Mesela meşe ağacından ilk defa elde edildiği için Quercetum, meşe ağacının Latince ismi, kuarsetin ismi de oradan gelmiş aslında. Yani doğada birçok bitkide kuarsetin bulunabilmekte. Hep anlattığım gibi hiç soğan yemeyene göre soğan yediğinizde aldığınız kuarsetin bir etki derecesine size fayda sağlayabilir. Yani bir sıfırdan büyüktür, hiç yoktan iyidir. Ama siz o soğandaki kuarsetin dediğimiz molekülü izole eder ve bunu günde 100 miligram, 200 miligram gibi dozlarda kullandığınızda o artık ilaç gibi çalışan bir molekül haline geliyor ve siz 100 birim derecesinde belki fayda görüyorsunuz. O nedenle bu videoda anlatacaklarım kuarsetin molekülünü siz takviye olarak kullandığınızda elde edilebilecek faydalar olacak. Yani bunun yerine hocam soğan yesek olmuyor mu diye sormak çok mantıklı olmayacaktır. Peki kuarsetin ne işe yarıyor? Kuarsetinin yıldızının parladığı yer özellikle anti-alerjik olması. Dolayısıyla alerjik tabanlı birçok rahatsızlıkta biz fayda görebiliyoruz. Buna polen alerjisini de dahil edebilirsiniz. Veya ürtiker, egzama, alerjik rinit, alerjik astım gibi alerji zemininde gelişen birçok tabloda biz kuarsetinden fayda görebiliyoruz. Bir diğer fayda gördüğümüz yer bağışıklık güçlendirme üzerine. Özellikle pandemi döneminde kuarsetin popüler olmuştu. Neden? Çünkü çinkonun bağışıklık hücrelerinde kullanılabilmesini sağlıyor. Yani vücudumuzun virüslere, bakterilere karşı geliştirdiği bağışıklık yanıtını güçlendiriyor kuarsetin. O nedenle çok önemli bir bağışıklık güçlendiricidir. Aynı zamanda çok güçlü bir anti-inflamatuardır. Yani vücutta inflamasyonla savaşır. Yani doğal bir ağrı kesicidir aslında. Bu inflamatuar hastalıklara da eklemlerdeki osteoartriti de, yani diz kireçlenmesini de örnek verebiliriz. Veya kronik prostatit dediğimiz prostatın inflamasyonu çok zorlu bir tablodur. Tedavisi zordur. Mesela kuarsetinden kronik prostatit probleminde, gut hastalığı gibi durumlarda da fayda görebilmekteyiz. Ayrıca çok güçlü antioksidan olduğu için kalp damar sağlığı, kolesterol ve diyabet gibi metabolik süreçlerde de kuarsetin bize fayda sağlayabilmekte. Ama dediğim gibi en popüler olduğu alan alerji. Alerji üzerine peki nasıl fayda sağlıyor? Vücudumuzda alerjik semptomlara sebep olan bir molekül var. O da histamin. Bizim mast hücreleri dediğimiz bağışıklık hücrelerimizden vücutta alerjik yanıta rol açan bir tablo varlığında histamin deşarjı olur. Yani mast hücrelerinden vücuda histamin salınır. O histamin sizin gözünüzün yaşarmasına, burnunuzun akmasına, cildinizin kızarmasına, yani alerjik semptomlara sebep olur. Hatta duyanlarınız, bilenleriniz vardır. Kullandığımız bazı alerji ilaçlarına biz ne diyoruz? Antihistaminik ilaçlar. Yani histaminin vücutta salınmasını engelleyen ilaçlar, antihistaminikler. Kuarsetin de aynı antihistaminikler gibi mast hücrelerinden histamin salgılanmasını engeller. Yani alerjik semptomlara yol açan molekül vücutta salgılanmamış olur. Yine vücutta işte bu mast hücrelerini uyaran immünoglobulin E dediğimiz bir molekül var. Alerjiye sebep olan antikordur. Yine kuarsetin immünoglobulin E salgılanmasını engelleyerek mast hücrelerinin uyarılmasını engellemiş olur. Yine alerji üzerinde bize fayda sağlamış olur.
Mesela yapılan bir çalışmada alerjik rinit ve alerjik astım problemi yaşayan hastalar üzerinde 30 gün boyunca standart tedaviye ek olarak günde 250 mg fitozomal kuarsetin takviyesi kullanıldığında gündüz semptomlarının %50, gece semptomlarının %70 daha fazla azaldığı gösterilmiş. Ayrıca solunum fonksiyon testi parametrelerinde de astım hastalarında anlamlı bir şekilde fayda sağladığı kanıtlanmış. Bunun gibi kuarsetinle alerji üzerinde yapılan birçok çalışma var ve biz günlük pratikte de kuarsetin takviyesiyle gerçekten antialerjik olarak oldukça güzel fayda görmekteyiz. Ancak burada kuarsetin kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler var. Kuarsetin emilimi zayıf, emilimi zor bir molekül. Bitkisel bir flavonoid olduğu için emilimi zayıftır. Burada emilimi artırılmış özel bazı teknolojilere sahip bir kuarsetin kullandığınızda elde edilen fayda 25 kata kadar artabilmekte. Burada da fitozomal dediğimiz, aslında lipozomali biliyorsunuz belki, normalde etken maddenin etrafını fosfatidilkolinle kaplayıp onun daha iyi emilebilir hale getirilmesinin sağlandığı teknolojiye biz lipozomal diyoruz. Bunun bitkilerde uygulanan versiyonu, fitozomal dediğimiz bir teknoloji var. Burada da her bir kuarsetin molekülüyle fosfatidilkolini, yani o lipozomal materyali harmanlıyorlar ve bu sayede bitkilerin emilimi artırılmış oluyor. Buna da fitozomal teknoloji diyoruz. Bu teknolojiyle yapılan çalışmalarda standart bir kuarsetinden 250 mg kullandığınızda bir birim emilebilirken fitozomal bir kuarsetinden 250 mg kullandığınızda 20 kat daha fazla bağırsaktan geçip hücrelere kadar ulaşabildiği gösterilmiş. Bu nedenle kuarsetin kullanırken buna da dikkat etmenizde fayda var. Doz olarak günde 250 mg bir kuarsetin kullanımı güvenli, klinik çalışmalara da uyumlu bir dozdur. Sabah güne başlarken bir kapsül kullanabilirsiniz. Kuarsetinin antialerjik etkileri yanında biraz önce de bahsettiğim gibi birçok alanda faydası bulunmakta. Mesela hipertansiyon üzerine faydasını araştıran bir meta analiz, yani birçok klinik çalışmanın derlendiği bir çalışma. 7 tane klinik çalışma ve 580 kişiyi incelemiş ve kuarsetin takviyesi kullanan grupta kan basıncının anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu gösterilmiş hipertansiyon hastalarında. Yine bir başka çalışmada 17 çalışma incelenmiş ve 8 hafta ve üzeri kuarsetin takviyesi kullananlarda trigliserit ve total kolesterol düzeyinde azalma ve HDL kolesterol düzeyinde anlamlı bir şekilde yükselme gösterilmiş. Kalp sağlığı üzerinde yaşlılar üzerinde de bir çalışma yapmışlar. Bu sefer yaşlıların beslenme içeriğinde flavonoidlerce zengin beslenenlerde, yani mesela elma, soğan, yeşil çay gibi flavonoid zengini besinleri fazla tüketen yaşlılarda kalp hastalıklarının daha az olduğu gösterilmiş. Bu da bize kuarsetin gibi flavonoidlerin kalp damar sağlığında ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Kuarsetin kronik prostatit durumunda da anlamlı bir şekilde fayda sağlıyor. Kronik prostatit gerçekten erkeklerde zor bir tablo. Çünkü prostat dokusuna verdiğimiz antiinflamatuarlar veya antibiyotikler rahatlıkla ulaşamıyor. Zor ve korunaklı bir doku. Yapılan bir çalışmada günde 2 kez 500 mg kuarsetin kullanan erkeklerde kronik prostatitte anlamlı olarak daha fazla iyileşme gösterilmiş ve bir diğer çalışmada ise 4 hafta boyunca günde 500 mg kuarsetin alanlarda vücutta ürik asit miktarının anlamlı bir şekilde azaldığı gösterilmiş. Ürik asit de biliyorsunuz GUT gibi tablolara sebep olabilmekte. Özellikle ayak baş parmağında birikerek ağrı ve inflamasyona sebep olmakta. Kuarsetin bunun gibi inflamatuar durumlarda da bize fayda sağlayabiliyor. Evet, bugün sizlerle güçlü bir antialerjik olan kuarsetine dikkat çekmek istedim. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer konuları, tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa isimli kitaplarımdan okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.